Gelecekten gelmiş bile olabilirsin. Sağlıklı. Gelecekten gelsem borsaya girerim, şuraya girerim, buraya girerim. Şimdi beni milyarda trilyonlar hiç sizi bu mu ya? Tanımazdım Para, bile yani. Para için mi yapacağım bunu? Tanımazdım ki. Gel bize ilim anlat, şey anlat. Uğraşmazdım. Gelirdim Murat var, derdim. Ne yapacağım borsaya girsen? Ya tamam zengin oldun, ne oldu? Geleceğim gitti, mesela gitti. Diyeceğim öyle Murat ne yapalım? Televizyon mu kuracağız? Ne yapacağız? Var mı ihtiyacın? Arkadaşımsın. Ben seni seviyorum. Tamam. Tamam. Abi ihtiyacın varsa söyle. Öbür türlü takılmayalım. Benim işlerim var. Giderdim yani. Sevgili dostlar, yeni bir videoda karşınızdayız. Araştırmacı yazar Serhat Ahmet'ten hocamla beraberiz yine. Hocam, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi misin hocam? Nasıl gidiyor? Allah aşkına. Nasıl yorumlar? Yorumlar güzel. Arkadaşlar şey yapıyorlar. Seviyorlar. Seviyorlar. Yani izlerlerse daha fazla. İzleme sayıları düştü biliyorsun herkese ama. Yazın öyle oldu. Herkese düştü, bizde de düştü. Ama yani şey oluyorlar. Abone oluyorlar, izlesinler. Yorum yapanlar da gerçekten izleyenler ve benim bütün videolarımı izleyenler. Yani izleyen bütün videoları izliyor. Birkaç tane bakanlar da öyle bazen üstün körü geçip bakıyorlar ama ben istiyorum ki yani sağlam yani şey izlemeden başlığı görüp küfür edenler var. Yani o başlıkta o küfür edenler o başlık ayrı. Ama içeride biz onu belki başka türlü anlatıyoruz. Başka bir şey açıyoruz. Bazen içeridekine de kızan, işine gelmeyen küfür eder. Yani normal onun inandığı şekilde anlatmıyoruzdur. Evet. Ya küfür tabii sıkıntı. Küfür zaten engelliyor arkadaşlar da. Şimdi hocam bir şu kutuplar mevzusunu özellikle dünya evet. Şöyle bir gözümüzün önüne aldığımızda hep de şu da var ya işte kutuplara gitmek yasak. Bu birinci madde. Evet. Yasaktır, değildir. Yasak derken nedeni nedir? Antarktika'ya gidiliyor. Orada çalışmalar var gibi. Bir. Kuzey kutbuna gidemiyorsun evet, zaten. İkincisi buzul çağları yani buzul dönemler olmuş. Bir anda yok oluşlar, donmalar. Hatta bu mamutlar çıkıyor ya böyle evet, evet. Yüzlerce yıl öncesinde bayağı dipleri duruyor. Hatta yedi içindeki canlı bile karnında duruyor. Ve bazı araştırmalardan sonra şu özellikle Covid ile başlayan süreçte orada kazılarla beraber bakterilerin de tekrar ortaya çıkarılması da konuşuluyor. Yüzlerce çeşit bakterinin olduğu bu biraz spekülasyon gibi. Sen buraya nasıl bakıyorsun? Bir kutup mevzusuna nasıl bakıyorsun? Yasaktır, değildir. Oralarda neler var? Gidilir, gidilmemeli. Oradaki canlı inanılmaz derece tabii bir soğukluk olması ve buzul çağlarının dönemleri hep anlatıyorsun ya belli dönemlerde buzul çağı gelmiş işte orada zodyağa göre şu kadar tarih sonra başka bir çağa evet, geçilmiş. Evet. Bir burayı bir aç hocam. Şimdi bak bu buzul çağları dünyanın güneşin şu anda doğudan doğduğu bir şey yaşıyoruz. Bu 12.600 sene yaklaşık olarak devam ediyor. Az kaldı yani. 50-60 sene kaldı. Tekrar taklatma ihtimali var. Batıdan doğacak. Ama daha önceden batıdan zaten doğuyormuş. Hı hı. Batıdan doğarken büyük ihtimalle yine yarım presesyon geçti veya 1,5 presesyon da olabilir. Yani 25.900 yani 26.000 artı 12.960 yani 13.000 39.000 sene oluyor o zaman. Öyle bir dönem varmış. Batıdan doğuyormuş. Şimdi bu dönem buzul çağı işte. Ve buzul çağının çok yavaş yavaş ısınma dönemine geçmesi. Yani çok uzun bir dönem bu. Çok yavaş ama. Fakat orada bir şey oluyor. Kutup taklası. Tabi bunu bir şey tetikliyor mu? Tetikliyor mu? Doğal mı? Burada tufan oluyor. Tufanda dünyanın ekvatoral düzleminde de bir kayma oluyor. Bunu tahmini olarak söylüyorum. Yani bunu ispatı et desen edemem. Ama böyle olması gerekir. Ve bu kayma neticesinde karasal bölgeler daha çok ılımanlaşıyor ve gittikçe daha hızlı ılımanlaşan bir iklim. Yani birdenbire buzullar eriyor ve gittikçe ılımanlaşan bir iklim. Şu anda da küresel sıcaklık falan diyorlar. Aslında bu doğal bir şey. Yani gittikçe ılımanlaşıyor. Burada ikinci bir etken olarak dünyanın mevsimlerini oluşturan açı var. 23.7. Bu da 21 ile 24 arasında değişiyor. Şu anda 23.7'den 23.8'e doğru gitme eğiliminde. Yani 24'e doğru yanaşma eğiliminde. Bu yanaştığı zaman ne oluyor? Şöyle dünya diyelim. Böyle bir açıda. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor değil mi? Yani bu güneş diyelim.
düz durmuyor bu. Ekinokslarda düz duruyor. Yaz geldiği zaman kuzey kutbuna böyle oluyor. Dik alıyor güneşten ışıkları. Tekrar sonbaharlarda, ekinokslarda böyle ilkbahar, sonbahar. Kışın güney kutbu böyle alıyor, değil mi? Şimdi bunun açısı 23.7 şu anda. Bu nereden gelmiş? 21'den başlamış. Yani gittikçe daha sertleşiyor demektir. 24'e geliyor. Ve 21'e geldiği zaman da bu daha mülayimleşiyor. Bu mülayimleştiği zaman şu oluyor. Dünyanın ekvatoral bölgesi ve 30 derece enlemleri arası daha sıcak. Kutup bölgelerinde buzlaşma daha fazla oluyor. İşte buzul çağları da bundan da oluyor. Yani mesela Amerika'ya kadar veya güneyden Afrika, Güney Afrika'ya kadar buzlar geliyor. Bu açı çoğaldıkça bu buzları eritiyor. Açı gittikçe çoğaldıkça, çünkü daha çok kuzey kutbuna ve kışında güney kutbuna daha fazla ışık geliyor. O zaman kutuplardaki buzullar da eriyor. Bu 23.5 başladı. Biz öyle öğrendik coğrafya derslerinde. Şimdi 23.7 olduğu söyleniyor. Bu 23.8, 9, 24'e kadar gelecek. 24'e geldiği zaman tekrar geriye dönüş olacak. Ama bu geriye dönüşü şöyle düşünebilirsin. Mesela biz şimdi Ağustos ayındayız. Aslında Ağustos ayında günler kısalmaya başladı. Günlerin en uzun olduğu zaman 22 Haziran galiba, değil mi? 22 Haziran. En uzun olduğu zaman. 21 olsun. Şimdi bu buradan bak gelmiş. En uzun gün mü, gece mi soruyorsun? Gün olsun, gece olsun fark etmez. İkisi de şey, biri yaz günleri, biri kış günleri. Biri kuzey, biri güneyde. Neyse, oraya takılmayalım. Bak, bu şimdi gelmiş. Güneş tekrar geriye dönüyor şu anda. Ama bu turunu iki kere aynı, dünyanın aynı bölgelerinin üzerinden geçtiği için güneş daha sıcak yapıyor. Bu şu demektir. Bu 23.7'den 23.8, 9, 24. 24'ten tekrar 9, 8, 7'ye gelirken o geri dönüşte daha sıcak olacak. Yani bu şu demektir. Küresel ısınma böyle bir periyotta geliyor. Şimdi ne anlatıyorduk? Konumuz neydi? Şimdi kutupları konuşacağız. Kutupları konuşuyoruz. Bu buzul çağlarına zaten biraz girdin. Orada yaşayan canlılardan, bakterilerden oluşturuyor. Ama kutuplarda şimdi bakteriye söyleyelim. Bak, bu kutuplardaki olay bu kutup taklasıyla çok yakından ilgili. Orada birdenbire iklim ılımanmaya başlamış. Ve bu belki de bu kutup taklası olduktan sonra, yani 12.960 sene önce, yani milattan önce 10.000'li yıllarda, 9.600 yılında olduğu tahmin ediliyor. Şeyin, Nuh tufanının. Burada demek ki bu dünyanın bu 21 dereceye ve 24 dereceye gidiş gelişlerini, yani bu eğimini biraz daha hızlandırmış olabilir. Bu dönemler daha önceden benim bildiğim 3000 sene, 3500 sene aralığında oluyordu. Bunlar belki de daha kısalmış olabilir. Burayı tam bilemiyoruz. Şimdi bu bakteri olayı bence bir hikaye. Yani kutuplardaki buzlar eriyecek. Eskiden kalan bakteriler çıkacak ve bunlar salgın hastalık oluşturacak. Bu tamamen bir spekülasyon. Çünkü neden? İnsanlık bugüne geldiyse bu bakterilerle temas etmeden gelmiş olamaz. Varsa daha önceden, 10 bin sene önce vardı, 20 bin sene önce vardı, insan da vardı. O zaman bunlarla temas etti ve buna bağışıklığı oluştu. Yani insan bu bakterilerden hiçbir şekilde etkilenmez. Yani çok kısa sürer. Bir sene bile sürmez. 3 ay, 6 ay yeni bir şey gelir, hastalık eder, bilmem ne yapar. Vücut buna plasebo etkisi hemen şeyini gösterir. Bu bakteri olayı kim için bir zarar oluşturur? Bundan hiç temas etmeyen, tanımayan, işte bu Marduklu, uzaylı, Yecüc, Mecüc, şu bu falan, bunlar hissedilecekse zaten bunların sonu böyle olacak. Ani olarak. O da hadislerde var bak. Hadislerde var. Devenin salyasındaki bir bakteri bunları öldürüyor. Ve bir gecede öldürüyor. Kur'an'dan delilini. Yok. Onu Kur'an'dan delil ama yok. Ama bak, burada hadisi aldım. Hadisi aldım da bu. Ama Kur'an'dan delil bulamadım. Kesin diyemiyorum ben buna. Yani bunun böyle olur kesin diyemiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet olsa derim ki bak, Kur'an'da da var. Ama araştırırsam şunu da görüyorum ben. Hadislerde bu konularla ilgili, özellikle ahiret dönemine ait konularla ilgili bir şeyler anlatılmışsa, çünkü bunlar zaman içerisindeki Emevi ve Abbasilerin siyasi olaylarını hiç etkilemeyen
olumlu yönde öbürünün lehine bunun lehine etkilemeyen olaylar bunlar. Geleceğe ait, ahir zamana ait olaylar olduğu için manipüle edilmemiş olduğunu ben düşünüyorum bu tarz hadislerin. Tamam hocam, biraz önceki, bu tarz hadislerin. Tamam, bir önceki programda da ben güneşin batıdan takla atması dedim, doğması ile ilgili şey neydi o, tövbe kapısı kapanması ile ilgili ayet. Tövbe kapısı şey tamam, bunun da bir siyasi bir işte şey siyasi yok ki. Tövbe kapısını kapattın mı siyasi olur. Nasıl siyasi olur? Tabii siyasi olur çünkü bir daha iman hocam, kabul etmiyor. Hocam Emevi mi kalmış orada, Abbasi mi ya kalmış? Ya Osmanlılar kıyamette mesela fethediyorlar. Adamlar Sırbistan'da Hristiyan devam etmiş. Neden? Cizye alalım diye. Yani yapmamışlar adamlar ellerinde Hristiyan. Tamam ama Müslüman yapar. Bahsediyoruz. Ama ona diyor ki işte sen diyor şöyledir böyledir bir şey buluyor. Tövbe kapısı kapandı, şudur budur. Siyasi yönü o. Neyse girmeyelim tekrar aynı tartışmaya. Şimdi ne dedik? Bakteri dedik. Hikaye. Yani neden? İnsan buna bağışıklık kazanmış. Bu anca Mardukları şunları bunları birdenbire hasta edip öldürebilir. Yani hiç temas etmemiş, tanımamış yaratıklar varsa o virüsleri veya bakterileri, onlar birdenbire bundan etkilenebilirler. İkincisi, bu kutuplarla ilgili olayların içine Hitler'i de katıyorlar. Hitler de alakasız, hiç alakasız olmayan, delilsiz, ispatsız şeyler yok. Neydi o? Niven mıydı? Niven değil ya, o Amiral Byrd. Amiral Byrd gitmiş de kutupların üstünde uçarken yeşil alanlar görmüş de bilmem ne bilmem ne. Amiral Byrd'ün kızı hepsini açıkladı. Hiç dedi alakası yok, böyle şeyler yok. Bunları dedi kitap yazdılar. Babamı sansasyonel bir şekilde söylüyorlar falan filan dedi. Orada da yani yok yani. Bu zaten kompleyi üreten şöyle diyor. Tabii diyor Amerika onu diyor akıl hastanesine attı diyor. Bunları kapatsın diye söylemesin diye falan. Söyle artık, her şeyi yapabilirsin yani. Yani yorum yapmak serbest olduğu için her şeyi yapabilirsin. Hitler ne kutuplara gitti ne bir şey. Adam kaçtı Arjantin'e ya. Arjantin'e kaçtı. Bir tane denizaltısı Arjantin'de bulundu diye kutuplara gitti diyorlar. Arjantin'e kaçmak istedi. Hatta kendisi gidemedi de adamları gitti yani. Generalleri gitti. Orada da yakalandılar. Hitler'in adamları Brezilya'da, Arjantin'de yakalandı. Şimdi bu kutuplarda ne dedik? Bunların bir bağlantısı daha vardı o sorunun içerisinde. O benim aklımdan şu anda gitti. Hemen ona gelelim. Şeyle ilgili hemen konuyu kapattım. Hapkut. Aklıma geldi. Hı. Şimdi bu Hapkut, Piri Reis'in haritası gibi Antarktika ile ilgili ve Kuzey Kutbu ile ilgili bütün haritaları topladı. Bu 1960 yılında bir kongre yaptı. Bu Piri Reis'in haritasının aslı da bunda. İspat et dersen edemem ama adamda. Çünkü bunu ne diyelim, tanrıların arabaları mı? Yok, tanrıların başka bir şey, kitap vardı. O da çok meşhur bir Amerikan, hem yazar hem de televizyoncusu. George bilmem neydi, şimdi adını unuttum adamın. Neyse. Onun kitabında Piri Reis'in haritasının Hapkut'ta olduğunu söylüyor. Hapkut'un bir teorisi var. Antarktika milattan önce 5000'den daha öncesinde buzsuz. Bu teori değil. Bu gerçek. Bunu Amerikalılar araştırdılar, bu Hapkut'un teorisi üzerine. Dere yataklarındaki çökeltilerden buzsuz dönemlerin milattan önce 5000'den daha önceye dayandığını buldular. Bu durumda Antarktika biraz daha kuzey enlemlerde yer alması gerekiyor ve kutup taklasıyla birlikte presesyondaki bir dünyanın 2 derece kayması var. O kayma ile birlikte Güney Kutbu'na yerleştiği iddia edilebilir. Bu da benim iddiam. Ama Hapkut diyor ki dünya kabuğunun tamamı döndü. 30 derecelik bir kayma oldu ve bu şekilde Antarktika güneye geldi diyor. Milattan önce işte 9600, bu tufanın tarihine denk geliyor. Belki tufan bu yüzden de olmuş olabilir. Antarktika ile ilgili, çünkü Antarktika'nın üzerinde 12 kilometrelik buz tabakası vardı. Onların hepsi birdenbire güney denizlerine düştü, eridi. O denizler o yüzden taştı. Tufan bu yüzden oldu diyenler var. Bu mesela Mısır metinlerine dayandırıyorlar bunları. Şimdi bu kutup taklası, acaba bu buzların birikmesi mi olmuştur? Marduklular geldi, tetikledi, atom bombası attı. Ondan mı oldu? Bu dünyanın Zodyağındaki kayma da buna bağlı. Hepsi bunlar tufanla ilgili olaylar. Ama burayı bilemiyoruz. Yalnız bu Hapkut'un bu teorisi bize anlatıyor ki Antarktika,
Yani Piri Reis'in haritasında kesin, buzsuz olarak. Ve milattan önce 5000'den bugüne kadar buzdu. Ve bu da buzları da fazla birikmiyor, eriyecek yani. Ama daha önceki dönemlerde buzsuz. Yani şimdi bu da mesela kutuplarla ilgili bir enteresan bir durum. Mesela başka enteresan durumu söyleyeyim. Rusya'nın Sibirya bölgesinde hatta onun Alaska'da bile şeyi kuruldu galiba. Şey ızgara, yani kebap salonları açıldı. Yedikleri şey ne? Mamut eti. Mamutlar donmuş buzun içinden çıkartıyorlar. Ve mamutların kestiğin zaman karnı, yani orada onlar bir sanayi oldu da yasaklandı galiba şu anda. Daha çok Sibirya'da var. Öyle 3 tane 5 tane falan değil yani. Binlerce binlerce buzun altından mamutlar çıkıyor ve dipdiri buz, yani bozmamış, eti bozmamış. Karnını kestikleri zaman midesinin içinden çiçeği üzerinde daha rengi solmamış, sindirilmemiş otlar çıkıyor. Bu otlar tropikal bölgelere ait otlar. Yani Kuzey Kutbu'nda olmaması gerekir. Tropikal bölgede bu hayvan yaşarken ani bir buzlanmayla böyle bir şey olmuş. Bu daha önce olursa olursa kutup taklasıyla olabilir. Ani bir şekilde. Ve biraz 30 derece dünyanın ekvatoral düzleminin, bak eksen demiyorum burada, eksen kayması ayrı bir şey. Ekvatoral düzlem kayması ayrı bir şey. Ekvatoral düzlem kayması da olabilir. Bu ekvatoral düzlem kaymasını biz bu şeyde görüyoruz. Büyük zodyak takviminde görüyoruz. Aslan burcuna, Aslan burcunda bir kırılma var. Aslan burcuna daha önceki dünyanın buzul dönemlerinde bir takla olup gelmiş ve oradan bu tarafa doğru bir seyir olmuş 12.960 senedir. Yani onun tarihi de milattan önce 9600. Büyük ihtimalle buna yakın bir tarih. 9600. Bu tufanın tarihi. Bu tufan birkaç sebeple olmuş olabilir. Antarktika'nın üzerinde biriken bu buz kütlesi 12 kilometre. Şu anda 3-3,5 kilometre civarında en yüksek yeri buz olarak. 12 kilometreyi düşün. Bu bir ağırlık yapıp dünyanın dengesini bozmuş olabilir. Buradan bir kutup taklası yapmış olabilir. Veya Sümer metinlerindeki teorilere dayandırırsak Marduk'un, yani Marduk gezegenindeki kralın adı da Marduk. O Marduk'un kendi hakkını yendiğini düşünülerek karşı tarafta, yani Enlil'in oğullarına karşı, Ninurta deniyor, onun da ismi Ninurta. O Ninurta ile yaptığı savaşın sonucunda buraya bir atom bombası atılmış, isabet etmiş. Bu yüzden buradaki buzlar kaymış. Buradan tufan ve kutup taklasıyla birlikte tetiklenerek olmuş olabilir. Yani buradaki kutuplardaki şeyler, gizemler çok. Kuzey kutbuna gidilemiyor. Neden gidilemiyor? Orada da bir muamma var. Kuzey kutbunun aslında kara yok. Denizin ortasında. Ama denizin ortasında öyle bir şey olmuş ki çepeçevre bir çember şeklinde buz dağları var. Arkası yine deniz. Yani düşün mesela işte 300 kilometre karelik bir alan. Buradan Eskişehir'e kadar bir çember düşün. Bütün böyle her tarafı Ege'yi kaplayan. Orası deniz. Kutup orası. Ama onun kenarı şeyle çevriliyor. Bu şeyler tatlı su. Yani deniz suyundan oluşmuş bir bariyer değil o. Oraya bariyer deniyor zaten. O bariyer tatlı su kaynağı, ya denizden fışkırıyor ama çember şeklinde. Böyle bir şey yapıyor. Ortada yine deniz var. Onun içine girilemiyor. Kuzey kutbuna gidilemiyor benim bildiğim kadarıyla. Abi güney kutbuna gidiliyor. Güney kutbuna gitmek de zor. Şu anda Antarktika'nın tam göbek kısmında. İşte bir sürü teoriler üretiyorlar oradan da. Antarktika'da çalışma yapılıyor ama kıyıda yapılıyor. Ne kadar izin veriyorlar? Şimdi Çin de girdi oraya. Yani orada bir gizem, bir şey olabilir. Başka ne vardı konumuzda? Başka yok şu an, genel olarak kuzey, yani kutupları konuştuk. Kutupları. Bilmemesi, belli çalışmalar var mı? Gizli çalışmalar var mı? Bu da gizlendi ya böyle. Yani işte, artık Elon Musk'ın uydularına da bakıyoruz. Belli bir yörüngede gidiyor. Kutuplarda yok mesela. Evet, kutuplarda yok. Neden yok? Gerek yok. Niye koysun oraya uydu? Yani kutuplara koysa ne işe yarayacak? Bir şey yok ki, işe yaramaz. Parayla oradan, çalışıyor adam. Oradan
şurada çıkıyor mu yoksa komplo mu diyeceksin? İşte insanın olduğu yere diktiler, oradan müdahale edecekler. Orada zaten bir iş yok. Bir şey yok. Zaten insanın olduğu yerde işe yarıyor yani. İşte yani müdahale edecek anlamı da çıkar mı? Orada zaten internet için ben bunu yolluyorum diyor ama oradan bir şey yollanabilir mi? Bir frekans verebilir mi? Nereye müdahale edecek? İnsanları belli bölgelere sözde internet vereceğim diye yolluyor ya. Müdahale de diyor. Mesela Ukrayna ile ilgili internet vereyim mi dedi. Abi onu delil bulmak deprem lazım. Deprem olduğu zaman yine geleyim internet içeri. Öyle şeylerde yani delil bulacaksın. Bak bu aşıya benziyor bu iş. Yani şu aşının içinde bir şey var diyorsan ne var olduğunu delil var hocam. Şimdi hepsi bak mahkemelik oldu. Bir sürü kalp attı. Dolaylı kalp bana krizi söylemeyeceksin. Kalp aşının içindeki arttı. Maddeyi söyleyeceksin. Şu an bütün o kırmızı haritalarla çıkan bütün kanallar hepsi olmaz geri öyle. Vites yaptı. Dolaylı olmaz. Şimdi buradan geçerken. Sen de geri vites yapacaksın ama sen şu an sözünü ben şey yapmayayım yapmam. Diyorsun. Benim, yemeyeyim diyorsun. Benim şey, istikametim belli. Doğru. Doğru. Çünkü öbür arkadaşlar şey bak kuyruk çıkacak. Elon Musk bizi izleyecek. O başka bir şey. Fosforlu aşı var. Yok ya, bilmem ne var. Hani nerede ya? Çıkacak bir şey yok. Hani o söylemiş tamam. Hani uç bir şey ya, söylemiş 5 ama. 5 tane Piontek olanlar var. Bir şey yok yani. Yok yani şu an yaşıyor insanlar. Ölenler de var. Ne yapacağız? Yaşayan da var. Ben hiç olmadım. Ne olacak? Sen şimdi kapmış mısındır acaba? Ben oldum. Şöyle olduysan, aşı olmadım. Covid oldum. Bak burada bütün tehlike ne biliyor musun? Aşı ol olma. Covid olduysan tamam. Senin de genetiğinde bu COVID'e hasta etmeye yatkınlık veya arıza yapmaya yatkınlık var ise yo, şimdi gençsin. Bir şey olmuyor değil mi? Şu anda olmuyor. Geleceksin 60 yaşına. Ondan sonra bakacağız durumuna. Hocam ben atlattıysam vücut da demek ki şu an şey de oluşturdu bende. O yerleşiyor biliyor musun? Kemiğe, iliğe bir yere giriyor. O da şöyle niye oldum diyorum. Hissiyatım o. Koku ve tat gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey olmamıştı. Şimdi bir var mı? Hayır, o zaman 2-3 gün koku harbiden nane, kekik onun kokusunu bile almıyordum yani tad almıyordum. İşte yaş ilerledikçe başka şeyler de giderse o zaman bakacağız yaş, yani. Yaş ilerledi hocam zaten yaşlıyız. Ya sen gençsin maşallah ya. Yaşlıyız. Yani 2050, başka 2060, 2070 sen görürsün. başka şeyler gider, mide gider. Ondan sonra ne bileyim. İşte bakmak lazım. Elin tutmaz. Elin yani, ayağın tutmaz peki. Elin ayağın tutmaz. Gerçi hocam sen hepimizi COVID gömersin. Olsa da olmasa sen, da. Sen hepimizi gömersin hocam. Yani ben vallahi bilmiyorum da Allah bilir ama. Allah bilir. Şimdi mesela bu kutup taklası bu zodyaktan benim çıkarttığım şeylere göre 2040'lı yıllarda falan. Yani 2030'dan geçsek de yani yaşasak da yok o yıllarda hocam, artık. Sen ben bir şey söyleyeyim mi? Bir temiz bir 100 senen daha var senin. Ya Allah temiz. Uzun ömür versin herkese de. Ama o çağda hatta şu bile olabilir. Yorum sağlıklı mı olacağız? Geldim. Gelecekten gelmiş bile olabilirsin. Sağlıklı gelecekten gelsem borsaya girerim, şuraya girerim, buraya girerim. Şimdi benim milyarda trilyonlar hiç sizi ya tanımazdım ya, para, bile. Para için mi yapacağım bunu? Tanımazdım ki. Gel bize ilim anlat, şey anlat. Uğraşmazdım. Gelirdim Murat var, derdim. Ne yapacağım borsaya girsen? Ya, tamam zengin oldun ne oldu? Geleceğim gitti, mesela gitti. Diyeceğim ölmedi, Murat ne yapalım? Televizyon mu kuracağız? Ne yapacağız? Var mı ihtiyacın? Arkadaşımsın. Ben seni seviyorum. Tamam. Tamam. Abi ihtiyacın varsa söyle. Öbür türlü takılmayalım. Benim işlerim var. Giderdim yani. Hiç bizi tanımazdın hocam sen. Peki, evet sevgili dostlar, sorularınız, yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Küfür olmasın. Onun dışında her yoruma, her yoruma açacağız. Açız. Küfür olanları hocam mahkemeye veriyor. Yok, vermem mahkemeye de. İstediğiniz kadar da küfür edebilirsiniz ama küfür yakışmıyor yani. İnsanoğluna yakışmıyor. Bırak Müslümanı. Bir daha abone olmanızı istiyor Serhat hocam. Tabii bana da olun. Mutlaka. Kızıyor. Her videoda bana söyle abonem az diyor. Yani niye olmuyorsunuz? Oğlum. Senin sorunca da desteklerinizi bekliyoruz. Bir yorum bile, her fırsatta söylüyorum bunu, bir yorum bile, kısa bir kelime bile bir yorum anlamında önemlidir. Videonun daha ön plana çıkması anlamında like önemli. Abonelik önemli. Her şey önemli. Ekim'de de kısmet olursa bir televizyon oluşumuyla inşallah karşınızda olacağız. Ciddi büyük bir aileyle kısmet olursa geliyoruz. Serhat hocam da yine olacak. İnşallah. Şu an 16 kişi oldu hocam. Herhalde 20'ye falan şu an ilk etapta tamamlayacağız. Allah sağlık versin. Çok iyi isimler olacak. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.